Kıymetli Rizeli ülküdaşlarım, öncelikle bugün Trabzon'a geçerken burada Rize'nin en güzel yerinde, güzel bir manzarada bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi bir kongre sürecine girmiştir ve bu kongre sürecinde de biz bütün Anadolu'yu geziyoruz. Kutlu Anadolu yürüyüşü çerçevesinde de bugün Rize'deyiz. Rize, Milliyetçi Hareket Partisi açısından önemli bir ildir. Rize'de siyaset yapmak kolay değildir. Bunun farkındayız ve Allah razı olsun hemşerilerimiz zor şartlara rağmen Rize'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç ilerli bayrağını dalgalandırıyorlar. Ancak dün yaşanan gelişmeler bir umutsuzluğa sebep olmasın. Herkes şunun farkında olsun ki Milliyetçi Hareket Partisi bu zorlukları aşacaktır. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünde sadece bir basit bir genel başkanlık yarışı değil, bir iktidar yarışı vardır. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanını seçtiği gün müstakbel başbakanını da seçmiş olacaktır. AKP artık yorulmuştur, AKP yolsuzluğa bulanmıştır. AKP dışarıda Türkiye'nin itibarını yerle bir etmiştir. AKP maalesef ki içeride de birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlayamamaktadır. Terör dün de çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Ben buradan bütün şehit olan polislerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun. Biz zamanında bu IŞİD'lilere bu kadar yüz vermeyin, bu her gelip geçen teröristi Türkiye'yi yol geçen hanına çevirmeyin. Bunlar zamanında Pakistan'da olduğu gibi, dünyanın başka yerlerinde olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi dönecek terör, bumerang gibi bir şeydir. Dönecek ve Türkiye'yi vuracak dediğimizde AKP'liler daha 3 hafta içinde Emevi Camii'nde cuma namazı kılma hayalleri kuruyorlardı. Şimdi Emevi Camii'nde cuma namazı kılmayanlar her gün Türkiye'nin bir yerinde cenaze namazını, şehitlerimizin, vatandaşlarımızın cenaze namazını kılıyorlar. Bu sebeple Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu ülkenin ihtiyacı var. Biz de bunun farkındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkan'ın dediği gibi kongresini 2018'de değil 2016 içerisinde muhakkak yapacaktır. Gerekirse Anadolu'yu yeniden karış karış gezeceğiz. Yeniden gerekirse imza toplayacağız. Gerekirse yüz binler Ankara'ya akacak. Ve bu kurultay mutlaka yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Genel Başkan, bir takım mahkeme oyunlarıyla bu kongrenin yapılamayacağını düşünüyorsa yanılıyor. Buradan Rize'den sesleniyorum. Saray kendi gücünü kullanarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayına, kongresine el atıp orada rahat oturacağını düşünüyorsa yanılıyor. Ülkücüleri bu kutlu yürüyüşünden kimse vazgeçiremeyecektir. Allah nasip ederse kurultayımızı yapacağız ve kurultayımızı yaptıktan sonra da Türkiye'nin hak ettiği saygınlığı yeniden Türkiye'ye kazandıracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ilk seçimlerde iktidar olacaktır. Sarayın endişesi bundandır. Ancak sayın genel merkez yöneticilerimizin endişelerini anlamak mümkün değil. Saray telaşlanıyor, iktidarını kaybedecektir. Peki genel merkez yöneticilerimize ne oluyor? Bir yenileşmenin bu partiyi iktidara taşıyacağını Türk milleti görüyor da genel merkezimiz acaba neden görmüyor? Veyahut da görüyor da neden işlerine gelmiyor? Bu soruları da her gittiğimiz yerde vatandaşlarımız bize sormaktadır. O sebeple ben burada bir kez daha Rize'den seslenmek istiyorum. Bu kurultay yapılacaktır. Ülkücü hareket engellenemeyecektir. Kurultayımızın yapılması için de diğer genel başkan adaylarımızla bu hafta içerisinde görüşeceğiz. Birlik, beraberlik içerisinde olacağız. Bir takım yaşanan ufak tefek sıkıntılar bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaktır. Bütün önümüzdeki günlerde diğer genel başkan adaylarımızla beraber gerekirse şimdi ayrı ayrı yapmış olduğumuz Anadolu ziyaretlerini gerekirse hep beraber yapacağız.
birliğimizi, beraberliğimizi sağlayarak kongremizi yapacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Teşekkür ediyorum.